Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz teyzeler, ablalar, arkadaşlar. Neden başlasam? Sizi çok özledim. Ondan başlayayım. Sizi çok özledim hepinizi. Yorumlarınızı yazdığınızı da gördüm her biriniz. Çoğunuza dönemesem de Instagram'da gününe 400 mesaj 400-500 mesaj gelirdi de o YouTube'dan bakşa. Her birinizi gördüm. Sağ olun. Allah razı olsun. Ne diyeyim size, neden başlayayım şey. Bugünkü videoyu ben size öbünleri video atmıştım ya. Onu demiştim ki kete tarifini çekeceğim demiştim ama yok, bugün kete tarifi bir şey olmayacak. Sadece böyle konuşmalı bir video olsun da anlatacaklarımı size diyeyim. Sonradan ben küçük evde oturuyorum. Buraya ışık vuruyor. Bu arada bu telefonu da hiç beğenmedim. Aldığıma da pişman oldum gerçekten. İşte neyse. Neden başlayayım? Yani en başından başlayayım. Kaç gündür ben işlerle uğraşırdım arkadaşlar. Bu 15 gündür böyle ayak altından nasıl desem size, yıllardır hayal ettiğim şey oldu, nasıl desem size. Yani böyle diyeyim. Bir 7 en az 7-8 yıl oldu. Çok işliyordum ama eşim izin vermiyordu. Çocuklar küçüktür diyordu. Kaynanam da sağdaki, o da diyordu. Çocuklar küçüktür, sana çok zor olur diyordu. Yani havaslanırdım, aklıma gelirdi. Onlar öyle diyordular, annem de bacım da hepsi öyle diyordular. Çok zor olur, işlemez, edemezsin. Sen oku işte gül. Bana böyle şey kapanırdı, o konu kapanırdı. Sonra gene bir yıl geçtikten sonra gene havaslanırdım. Gene o konuyu kaldırırdım. Gene anneme derdim. Yani benim çevremdekiler, yani benim en yakınlarım, bacılarım, annem, eşim, eltim, onlar bilirdi ki ben, yani bu YouTube'un şeyi yoktur. Zaman ki YouTube başladım da ondan şimdi işleyeyim o işi yapmak yok. Diyelim 7-8 sene oldu, ben bunu çok işlerdim ama gerçekten de çok zor olurdu. Onlar yok dese de ben böyle gene de bakıyordum, yani nereden yer çıkabilir mi, yer olabilir mi, ama yer de çıkmıyordu. Kısmetim yoktu o vaktları. Ama şimdi yakınlarda zaten bilirsiniz, ben Türkiye'ye hazırlanıyordum. Bu sene çok Türkiye'ye gitme istedim. İşte yakınlarda böyle ayak altından aklımda bile yoktu. Bir yer çıktı. Yani butik, ha, başını demedim de şeyinden başladım. Butik öyle diyeyim size. İşte bir yer çıktı, beni aradılar. Dediler ki bak sen ne katendir, yani ne, kimden ki ben işleyirdim mi? İşte o dedi ki bak sen ne katendir, arıyorsun işleyirsin, böyle bir yer var. İşleyirsen 3 güne demelisin çünkü işleyenler çoktur dedi. Ben de havaslandım. Gene işte yakınlarımı aradım, bacılarım olsun, annem olsun. Onlar dediler ki işlemez. Çünkü her adımda, yani ben urba işleyirdim de bir şey içinde satmak. İşte sen yapamazsın, zor olur. Eşime de dedim, o da öyle dedi. Yapamazsın, çocuklar, yani öbürleri büyük olsa da ismina küçüktür, yapamazsın, zor olur. Ya da sen çok tez sıkılan bir insansın, sıkılırsın belki. Öyle böyle işte neyse. Öyle böyle ikna ettim arkadaşlar. Şimdi nasıl ikna ettim? Bakın eşime dedim ki küçükken bir şeyim vardı. Bir hayal ediyordum. Doktor olmak çok istiyordum. Çok istiyordum. Başka bir şey gözüme bile gelmiyordu. Sadece doktor olmak. Ama belki kısmetimde, yazımda mı yokmuş bilmem, işte anne babamın elinde de para yoktu beni okutma. Bir de o zamanda benim vaktimde, yani kız evlatını okutmak nedense bilmem ayıp oluyordu. Yani başka yere yollamak, biliyorsunuz bizim buralarda okumak yoktur. Yani babam dedi ki ben yollamam başka yere dedi. İşte olmadı. Evlendikten sonra da gene bir hayalim vardı, kendi iş yerim olsun. Yani küçücük olsa da benim iş yerim olsun, öyle bir şey istiyordum ama işte olmuyordu. Kısmet bugüneymiş. Öyle bir yer çıktı arkadaşlar, ondan uğraşırdım. Yani ben son günleri böyle diyordum ya, pazara gidiyorum, işinden çıktım, öyle böyle işte öyle yer çıktı. Annem yok dedi, Suriye yok dedi, sadece işte eltim dedi ki sen kimseye dedi şey etme, kimseye kulak verme dedi, kimse, yani işleyirsen denemek lazım dedi. İşte ben de eşime dedim ki bak
Ben belə-belə hayal edirdim dedim. O olmadı. Şimdi de evlendikten sonra bilirsin dedim. Kaç senedir işleyirdim. O da bana böyle baktı dedi ki şeydir. Meyli dedi işleyirsen olsun dedi meyli. Sıxılır mısın? Şey olur musun? Yani bilirsin ki denedin de olmadı. Yani yıllar geçtikten sonra bana bir kez olsun bile demesin ki ben işleyirdim de sen bana izin vermedin. Sen bana he demedin, yap demedin deyir. Dene bak dedi. İşte Allah başımdan eksik etmesin arkadaşlar. Allah uzun ömür versin. Her vaxt gibi arkamda durdu. Yanımda olacağım dedi. Yardım edeceğim dedi. İşte dedi ki git dene bak dedi. Yani benden ne lazım ise yani ondan ne lazım sadece para tarafı. İşte dedi ki benden ne lazım ise sana yardımcı olurum dedi. Sen de git bak dedi. Hayalini ise işleyirsen dene bak dedi. Ben de gittim orayla. Yani aldım orayı ama kendi yerim yok. Kiraladım arkadaşlar. Şeydir. Büyük bir şey de gül. Küçücük ama benim yerim. Oraya girdiğimde inanın o kadar mutlu oluyorum ki. Yani benim yerim, benim işlediğim. Nasıl desem size. Bilmiyorum yani yapabileceğim mi? İnanın böyle her sabah kalktığımda 10 gündür bu iş oldu. Her sabah kalktığımda böyle derim ki ne yaptım, nereye girdim derim. Yapacağım mı, edeceğim mi, ne olacak? Şeydir. İşte Allah utandırmasın, Allah işte doğum kimi etsin. İnşallah öyle olur arkadaşlar. Ben şimdi neyle şey etmek istiyorum onu da demedim size. En başında söylemem lazımdı. Yani düğün giyilecek elbiseler Türkiye mali. Yani her şeyi Türkiye'den ele bir yer kadınlara elbise bile şeyler, urbalar. İşte şeyin en zor tarafını biliyor musunuz ne? O butikte de gül, her şeyde gül de. En zor tarafı benim için, yani ben size her videoda böyle deyirdim. Size yarın bir şey diyeceğim. Yarın ele, yani demek istiyordum ama sizinle paylaşmak istiyordum ertesi gün. Ama neden korkuyordum biliyor musunuz? Çünkü ben her şeyi yani elbiseler Türkiye'den sipariş ettim. Yani kargonun gelmesini bekliyordum arkadaşlar. O kargo gelen açan ismi ne yapma kızım. O kargo gelen açan inanın ömrümden ömür gitti. Çünkü nasıl desem size. Aslan oturup bakma ben ondan. Ömrümden ömür gitti gerçekten de. Çünkü bir sürü para, bir sürü paraysan zaten o elbiselerde çok şey de gülmüş. Yani bundaki bizde zaten çok pahalıdır o elbiseler. Böyle düğünlük elbiseler. Ama onda da ucuz da gülmüş. İşte o bir sürü parayı sen bilmeyen insanlara gönderirsin. Bilmeyen yere inanın o kargo gelen açan hele gelmemiş de. O kargo gelen için ömrümden ömür geçti. En zor da işte o oldu. O yüzden size diyordum ki yani onu nasıl desem o yüzden size şey etmiyordum. Söylemiyordum. Diyordum ki kargo gelsin de gözümün önünde olsun. Emin olayım ki geldi. Emin olayım ki açılacak bu iş olacak. Ondan sonra diyeyim size diyordum. Bir de gelen ne diyecektim. Ha, kargo ile gelmemiş yani 3 tane kargo ettim, bir tanesi geldi çok şükür. Onu da şeydir Almata'dadır. Eşim Rusya'ya yük götürmüştü biliyorsunuz. Ondan da geri başka yük getirdi de Almata şehrine getirdi. İşte bugün sabahın ben niye bu videoyu çekiyorum? Çünkü bugün sabahın çok şükür o yükü gitti, eşim aldı. Yani eşimin yük arabasındadır o yük kargo. Yarın gelecek inşallah. Yarın gelecek. Şeydir. İçim biraz rahatladı ama iki kargo hele gelmemiştir. İnşallah onlar da gelir yakınlarda. Yani bu yakın günlerde onlar da gelir de. O yüzden size bunu bugün çekiyorum. Çünkü bir kargom geldi de birazcık olsa da şey oldum bile. Anlamam size ne sır kaç gündür. Bir de diyordum, işleyordum video çekmek. Mesela günleri dedim ya kete çekeceğim. İnanın bu günler bu kaç gündür elimden iş gelmiyor. İnsan sürekli bir şey düşünende kafasında başka bir şey olan da merak eden de bir şey eline iş gelmiyorum. Şöyle bir şeye alıyorum, tavayı alıyorum, götürüyorum. Yani buraya koymam lazım. Ben onu götürüyorum. Kazan olsun, tava olsun. Salona girmiş oluyorum. Diyorum Allah Allah ben bu kazanla burada ne yiyorum, ne yapıyorum. Yani kafam başka yerde video çekemiyordum. Aklıma gelmiyordu videolar çekmek. Çünkü işte düşünüyordum ne olacak, nesil olacak. Yarın eşim inşallah gelecek de yükü de getirir. Birlikte sizinle açacağım arkadaşlar. O birincisidir yani birinci kargo. Gene iki kargo gelmelidir.
Bir de ne diye şey, gene ne diyeceğim, bir şey gene diyeceğim. Ya bilmiyorum ki eşimi mi daha çok beklerim, o kargonun gelmesini mi daha çok beklerim. Yani o getirecek işte, bugün aldı da çok şey oldum bile. Bir de gene ne diyeceğim. Şimdi ben burayı açacağım da arkadaşlar. Yani o kargoların hepsi gelsin. Bir de şey itmek lazım içinde. Böyle elbiseler yani asan yer etmek lazım. O da işime bağlı o iş. Geldiğinden hemen onu halledecek. Yani iki gün sonra gittiğimde inşallah size çekerim, gösteririm. İçinde bir şey yoktur. Bomboş yer. Sadece işte o asanları, çünkü orada ayakkabılar satılıyormuş da dolaplar vardı. İşte sahibi dolaplarını aldı çıkarttı. Boş yer böyle kaldı. Boş butik orada. Şimdi yapmak lazım. Böyle asılan yerlerini, bir şeyleri. Onlar her şey alınmıştır. Sadece işte işim onları yapması lazım. Onu bekleyelim. İşte gidende de size gösteririm arkadaşlar. Sizinle paylaşırım. Bir de ne diyeceğim var biliyor musunuz? Ben böyle düşünüyorum de. Şimdi bana tabii ki zor olacak. Akşam kendim oturacağım onda arkadaşlar. Kendim oturacağım. Şeydir. Yani sabah geleceğim, akşam geleceğim. Çok zor olacak tabii ki. İsmina var. İsmina'yı düşünüyorum bir taraftan. Şimdi yazacaksınız bilirsiniz. Biliyorum kreşe ver. Kreşe bilirsiniz vermiştim. Çok ağladı. Babası yani onu göze almıyor. Kreş olmasın diye. Peşen götür getir ama kreş olmasın diye. Bana çok iyi olurdu. Rahat olurdum kreşte olsaydı. Tabii ki yani sadık. İşte ama babası dedi ki yok. O onda ağlayacak. Benim içim rahat etmeyecek dedi. Kreş olmaz dedi. Yani o bir taraf problem. İkincisi de videolar arkadaşlar. En önemlisi de videolar. Bilmem nasıl ulaştıracağım mı yok mu bilmiyorum. Sabahına gidip akşama geleceğim eve. Yani böyle diyeyim size. Yani çok istemiyorum ki öyle olsun da. Ama gene de belki bir süre şeye, videolara ara veririm bilmiyorum. Her şey böyle kendi düzenine girene kadar, her şeyi düzelene kadar belki ara veririm videolara. Bir taraftan da korkuyorum ara vermeye, çünkü insan günden güne böyle çekmedikçe sağır. Yani rahatlığa güvenirsin de böyle çekmek lazım de gül, montaj yapmak lazım de gül. Yani rahata düşüyorsun, o videoları çekmek de havasını yitir, kaçır. İşte ondan da korkuyorum ki böyle ara versem sonra hepten mi çekmek istemem. Hiç istemiyorum ki öyle bir şey olsun. Ama size şimdi diyelim ki bana gene bile kaybolsam, bir şey demez diye kaybolsam, yani bilin ki ara vereceğim videolara. Bilin ki çok zor oluyor bana. Demek ki inşallah öyle olmaz. Çok istemiyorum. Bakın söyledikçe bile duygulandım. Gövdem diken diken oluyor da, sizlere her birinize çok alıştım. Her iyi günlerimi, hayırlı günlerimi sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Teyzeler, ablalar, iyi ki varsınız. İyi ki hayatımdasınız. Her bir günümü sizinle paylaşmak istiyorum ama bilmem vakit bulacağım mı, nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah vaktim olur. Bilmem, belki kısa videolar, bilmiyorum arkadaşlar. Ona öyle söz veremem, bir şey diyemem. Öyle işte, onu diyeceğim size. Bir de Türkiye'ye gitmek istiyordum bilirsiniz ama Türkiye şimdi ikinci plana kaldı. Çünkü yani gene bir şey diyeceğim var arkadaşlar. Ben düşünüyordum ki şimdi ben 10 gündür bu iş oldu. Ben düşünüyordum ki bu ayın, gelecek ay yani okul bitir, 2 gün sonra bizde okul bitir. Neyse 20 kaç senedir 25'inde okul bitirdi. Şimdi de 30'una çen uzattılar. Yani 5 gün gene artırdılar ülkede okullara. Bilmem 5 güne çocuklar ne ağlayacak. Şimdi ele olacakmış. 30'unda okul bitir. İşte diyordum ki okul biter de bu birinden onun açan bilet alırım. O günle yani o 10 gün içinde giderim. Hem İstanbul'dan kendim o yükü götürürüm. Hem de Türkiye'ye gitmiş olurum. Öyle diyordum. Ama bile diyeyim size bizim 12'sinde hayırlı işimiz var arkadaşlar. Onu da size diyeyim. Eltimin oğlu Can Murat bilirsiniz. Sünnet oldu. Kur'an ettik da yani inanın o günü ele düşünüyordum. O yükü kargo ile düşünüyordum ki Kur'an'dan bir şey çekemedim size. Yani Kur'an'ı götürdük çok çok şükür. Allah kabul etsin. Allah büyük toyuna da ulaştırsın. Hepimizi birlikte arkadaşlar.
İşte 12'sinde de şimdi sünnet toyu var. Şeyde düğün salonunda sünnet toyu var. O yüzden ben gidemedim Türkiye'ye. Yani ulaştıramam, korktum. Kaynım dedi ki iltiminen gitme dedi. Bunda olur belki ulaştıramasın, gelemesin. Yani düğünde ol dedi. O yüzden ben birinden onun açan yani bilet alamadım. Sonra da düşündüm ki ben o katan parayı yola töken açan yani gidip gelmesine ben kargoyla alsam o rubay daha birazcık daha şey oluyor, ucuz oluyor yani. Çünkü biletler şimdi çok pahalı. İşte dedim ki yok, paranın zaten lazım Liben'e vaktinde. O küçük butik olsa da onun kendine bir sürü para lazım ki onu doldurasın. İşte dedim ki o paranın lazım Liben'e vaktinde şey etmeyeyim, daha yola para şey etmeyeyim dedim. Yani çok gitmesin dedim. Kargoyla o yüzden sipariş ettim. El arkadaşlar, ne diyeyim size, 12'sinde inşallah Allah hayırlı olan ulaştırsın düğüne, sünnet düğününe 12'sinde size çekeceğim. İki video çekerim belki de. Ama işte bakışa vakit bilmem, inşallah ulaştırırım, inşallah çok zor olmaz bana, bu iş çok zor gelmez. Ne diyeyim size gene. Bir yarım yıldır çekiyorum arkadaşlar. Bir yarım yıl oldu çekti ona. Bir yarım yıldır destek oldunuz bana. Yazdınız, vakit buldunuz, izlediniz, beğendiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Her birinize çok ögrendim. İşte sağ olun, Allah razı olsun. İnşallah gene de böyle birlikte oluruz. Şey olmaz yani. Yani videoları hepten kapatmam, kanalı hepten kapatmam. Şeydir. Yani öyle. Allah her benim hayırlı günüme bizi birlikte ulaştırsın arkadaşlar. Sizden çok razıyım. Allah da razı olsun her birinizden. Yazıyorsunuz. İnanın bile yorumları okuyorum. Yorumları Instagram'da okuyorum. Selim'e nerelerdesin? Selim'e hasta mı oldun? Çok bir şey. Bazen komik bir şeyler de var. Bile hem okuyorum hem gülüyorum. Kendi başıma bile gülüyorum. Çok bir şey vardı o günleri. Selim'e acaba Türkiye'ye mi gideceksin de ondan bize selam arkadaşlar diyeceksin. Çok bir şeyler vardı. Siz, okuyorum ben de gülüyorum. Bir taraftan da böyle bir şey demez diye kayboluyorum. Kendimi suçlu gibi de hissediyorum. Kaç insan yazıyor, merak ediyor. Yani içimde öyle bir duygu hissediyorum ki arkadaşlar. Diyorum ki yani seni tanımayan, bilmeyen, hiç görmeyen insanlar yani böyle videodan yok da. Merak ediyorlar, düşünüyorlar. Kaç gün olmadığımı sayırlar. Ben bile onu diyorum bazen ki kaç gün ara verdim ama bana yazıyorlar. Selim'e 3 gün yoksun, Selim'e 5 gün yoksun. Ne oldu, nasıl oldu? İnanın hem duygulanıyorum hem sevinip okuyorum. Allah razı olsun her birinizden. Sizleri çok çok seviyorum. Kim ne dese desin. Yani beğenmeyen, istemeyen izlemesin arkadaşlar. İnşallah yıllarca böyle birlikte oluruz. Böyle bir şeyler diyecektim size. Yarın da bir şey çekmeyeceğim de arkadaşlar. Çünkü yarın inşallah hayırlısıyla işim gelsin eve. Yani o kargoya yetim, gözüm görsün o kargoyu, sadece kargoyu birlikte açarız, yani çekerim, sizinle birlikte açacağım. Yarın sadece kargo işte, onu açarım, gösteririm size neler var içinde. Bir tanesi sadece gelecek, onu da diyeyim. İki kargo da gene gelmelidir bu hafta sonuna, bekliyor. Sonra ertesi günde oraya işte butika giderim. Ondan gene küçücük çekerim. Yani kaç gün size böyle şeyli videolar çekeceğim. Böyle hem bana kolay olsun hem de şey olmasın yani. Kaç gün işlerim vardı arkadaşlar. Bana zor olmasın. Böyle sizi videosuz da bırakmayayım. Belki bu 2-3 gün öyle çekerim de. Yani evden yok da böyle işinle ilgili bir şeyler. 2 gün sonra da yok. 3 gün sonra da annemler Kur'an okulacak demiştim ama bu tadilat yüzünden biraz şey oldu. Biraz daha ileri atıldı. Yani 3 gün sonra. Çitverk günü. Hangi güne geliyor? 3 gün sonra şey edecek. Annem Kur'an okulacak. Oraya gideceğim. Ondan da çekerim. İnşallah işte korktuğum olmaz arkadaşlar. Böyle ara verilmez. Kanalım kapanmaz. İnşallah birlikte oluruz. Bir şey gene diyeceğim. Annemlerin de tadilat bitmiş. Ev çok güzel olmuş. Bir gün annem resmini gönderdi. Bir gün bitmiş zaten. Resim gönderdi. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Allah hayırlısıyla oturmayı onlara nasip etsin. Güle güle otursunlar. El arkadaşlar. Bir gün bizden bu katan olsun. Küçücük olsun. Bekliyoruz. Dedim ki haber vereyim size de.
dua edin arkadaşlar, şey olsun yani, işte doğum kimi olsun, Allah utandırmasın. Yani hem çok heyecanlıyım, inanın çok heyecanlıyım, bilmiyorum herhalde neler bekliyor. Tabii ki zor da olabilir, bilmiyorum ama işte deneyeceğim, bakacağım. Yani yapamasam da edemesem de bilirim ki yıllar sonra bilirim ki denedim, baktım, kimse yok demedi, beni eşim destek oldu. El arkadaşlar, yorumları da okuyacağım, yazın ama diyorum belki dönemem yorumlara, ama her birinizi inanın okuyorum, görüyorum. Çok da sevinirim arkadaşlar, sağ olun, Allah razı olsun her birinizin evinde hayırlı şeylere, hayırlı günlere Allah ulaştırsın arkadaşlar. Bir de kimin ne hayali varsa Allah kabul etsin. Benim gene bir hayalim var arkadaşlar, onu da çok istiyorum ama inşallah o da olur. Yani bu iş şeyinden, yani bu işe bağlı, bu işi yaptığıma göre o hayalimde olabilir. İnşallah bir gün öyle bir gün olurdu ki onu da size oturup böyle diyarım. İnşallah. Öyle arkadaşlar. Yani çocuklar şey yok da yani o her annenin hayalidir. Çocuklarım böyle okusun, böyle olsun, böyle yaşasın, böyle büyüsün. O yok. Çocuklarla ilgili yok da sadece kendim için öyle bir şey, gene bir tane var. Onu da inşallah bir gün o da olur da onu da sizinle birlikte böyle size diyarım. Size de müjde ederim. Size de, yani sizinle paylaşırım inşallah. Bu işe bağlı yani. Öyle. İnşallah bunu yaparız. O da gelir inşallah. Ne diyeceğim, gene başım karışık, inanın böyle söylerim de haklım gene de onda değil mi, bilmiyorum ki işimi mi daha çok beklerim yoksa o kargoyu mu getirmesini mi beklerim. Çok zor böyle baştan başlama da, tabii ki sonra alışırım belki böyle. Parayı gönderirsin, bir sürü para o da gönderirsin bilmeyen insanlara, ne gelecek, nesil urba gelecek, senin begendukların mı koyacaklar. Çok zor. Çok zor, hem korkulu. O yüzden insan bile, yani baştan belki öyledir bilmiyorum. Ama inanın gerçekten de bu kaç günüm bile stresle geçti. Haklım fikrimde ne video çekmek var, ne bir şey. İltim bile günü der ki, sen Kur'an günü der ki, neden çekmiyorsun, çeksene bile. Hazırlık yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz dedim. Yok, benim hiç şeyim yoktur çekmeye bile. İnsanın der mi bir şey düşündükçe, yani havası da yok video çekmeye. Sizleri çok özlemiştim, özledim diyelim arkadaşlar. Meyli ben çok uzatmayayım da, kendinize iyi bakın. Yorumları okuyacağım. Yapabilir miyim ben bu işi, yapamam mı? Eşim bana diyor ki sen çok şeysin böyle, nasıl diyeyim. Gerçekten de öyleyim. Ben çok sıkılıyorum. Tez sıkılıyorum. Her şeyden bir şey diyelim, yapamadığım iş yoktur. Ama her işten tez sıkılıyorum. O yüzden diyor ki sen sıkılacaksın, ben biliyorum diyor. Ben diyorum ki inşallah öyle olmaz arkadaşlar. Siz de deyin, yapabilir miyim bu işi? Belki içinizde bu işi yapanlar var. Mesela annem gibi ben yapamazdım. Suriye gibi ben yapamazdım. Mesela böyle evde satış yapmak, ya da eşim dedi ki belki internetten deneyebilirsin dedi. Dedim ben öyle yapamam. Gerçekten de ben biliyorum, ben öyle yapamam. Ne internetten ne evde yatırıp ben öyle bir şey yapamam. Onun için de ben satmadan ise, paradan ise arkadaşlar, ben birinciden kendi iş yerim olsun istiyordum. Küçücük olsa da bana ait, benim yerim olsun istiyordum. Yani birinciden o idi benim aklımda. İşte Allah şey etti, Allah nasip etti. Çok şükür, şükürler olsun. Yazın, okuyacağım. Böyle. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok çok severim. İyi ki varsınız. Her birinize tek tek teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. İnşallah kargom gelir de yarın sizinle beraber açarız. Sizinle beraber görürük. Neler koymuşlar. Beğendiklerim midir? Nelerdir içinde? Sizinle beraber size de çekerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Teyzeler, ablalar, sizleri çok çok seviyorum. Paka paka. Ben böyle söyledim de nerededir onu unuttum demeye, belki merak ettiniz. Buradakiler belki merak etti de. İstediğim yerde olmadı yani, çıkmadı. Kısmet yokmuş istediğim yerde, ama gene de şükür nereden ki çıktı, ona da şükür. Bazarın yanında arkadaşlar, bazara böyle karşı, yani buradakiler ne diyeyim, butik
Sulpak magazin podvalında Gettom'da 2 gün sonra gösteririm size 27. butik. Ama bu haftanın belki ahırını açarım. Şeydir. Diyelim mi? Bazarın içinde işleyirdim ama öyle yerde boş yer bulmak çok zor. İşte neredeki oldu ona da şükür. Bir de ne diyeceğim? Bakın beleleri de var. Çoğu bunda işleyirdi de. İsmini etmesene kızım dur hele. Beleleri de var arkadaşlar. Çok güzel. Bundakilerine diyelim. Çok kimse yazmıştı da beni. Ama şeydir. Birkaç tane kaldı gene. Vardır hepsi gitti satıldı. Yani ben markete şeye butike düzmezden, butiki açmazdan onlar ögünü şekilde eltimlerde Kur'an'da giydim. Hepsi gördü, beğendiler. Birkaç tane gene kaldı. İşte böylesi var kimler ki işleyirdi. Onda olacak. Burasında da var. Bir de eteğinde de var. Yani gösteremem ki şimdi göstereyim. Altında yani eteğinde. Çok güzel böyle şeydir. Türkiye malidir bu da. Bir de şeydir. En çok da bunun neyini beğenirim biliyor musunuz? Beğendim. Böyle insanı zayıf gösterir. Böyle giyirsin ya birkaç kilo şey böyle süzüyor insanı zayıf gösterir. En çok da işte orasını beğendim. Böyle bir şey kime lazım ise gelir alırsınız inşallah. Şimdi bol bir daha bir şey demeyeceğim ama gittim de gösteririm genelde. Nasıl giriliyor, nerededir? Sadece böyle düşündüm ki belki merak edenler oldu. Yani ben böyle dedim butik butik de demedim ki nerede? Bazanın karşısında. Gene de iyi yerdir. Ama benim işte de onun degülüdü. Yani bazarın içinde tabii ki iyi olurdu ama gene de neredeki oldu? Kısmet demek ki ondaymış arkadaşlar. Meyli şimdi gerçekten de bay bay. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Baka. Görüşürüz arkadaşlar.